Stu zaten tehdit oluşturan bir karakter. O direkt kafalama girdi. Ulti atacak mı? Aksör anca kullandı. Hayır, atışı boşa değil de normal kullansaydı Kurova alırdı. Kurov solda birinci oldu ve arkadaşımız da gördüğünüz gibi Stu'yu 1000 kupa yapmayı başardı. Çok hızlı oldu. Her şey tek maçta oldu bitti. Levi Mon YouTube. Güzel, güzel. Çok iyi. Aa, oldu, 1000 kupası oldu ama artık arkadaş bayağı yapmış, alışmıştır 1000 kupaya. O ulti attı Colette. Colette'i kesecekler ama. Ben olsam Emzi oynardım. Çok iyiydi. Hasarın kralını yedin. Bence hayır. Keşke şey yapsaydın. Alacak mısın? Hoppa! Nasıl oynadın? Ya şaka mı bu? Ya ne güzel oynadın. Bravo sana ya. Bravo be. Mükemmel oynadın. Mükemmel. Şimdi ana klandayız arkadaşlar. Ana klanda böyle herkes böyle izlemiyor birini kasınca. Çünkü herkes kastığı için ne yaptı o Emzi öyle. Selam arkadaşlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umuyorum ki gayet iyisinizdir. Evet, şu anda klanımızda patron nickinde bir arkadaşımız var. 997'ye kadar getirdi stüdyosunu. Solo kasıyor, daha öncesinde 1000 kupa yapmış, tecrübeli. Şimdi maçlarını izleyeceğiz, bakalım nasıl oynuyor. Haritamız neydi? Haritayı unuttum, ben de bakmamıştım. Issız şelale miydi? Yo, bolluk ve kıtlık. Evet, gördüğünüz gibi bolluk ve kıtlık. Orta yaşlı nene var, bu da yine bizim ana klandaydı, sonra 10. klana gelmişti. Sonrasında şimdi nerede bilmiyorum. O da şu an gördüğünüz gibi El Primo kasıyor. Dışarıda patron 2 yük kadar ulaşmış. Eğer bu maçtan 4. değil de minimum 2. 3. olursa olacaktır diye düşünüyorum. Yaşlı niye doğru saldırıyor orada, stüdyo görüyorsunuz. Surge dalmasa buna. Abi Surge dalıyor ya. Surge çok sıkıntı. Oo, çok iyisin Yaşlı. Bravo, bravo. Bayağı iyi aksesuar geldi oradan. Yalnız yukarıda Mortis var. Tamam, çok iyi. Mortis yukarı doğru kaçıyor. O da zaten gördüğünüz gibi solo oynuyor. Yani iki yükü var ama hiçbir şeyin yapacağını tahmin etmiyorum. Mortis zaten ne yapabilirsin? Kaçmanız gerekiyor. Tamam, iyi. Swindler'le takım oldu ama biraz zorlasa onu belki kesebilir. Patrona bakalım. Patron yukarıda 4 yükü olmuş. O da gayet güzel. Artık gördüğünüz gibi solda girmeye başlıyor arkadaşlar da. Yalnız herhalde bir eğim kaydı, aşağıya doğru attı. Ultiyi doldurdu, güzel. Sonrasında geri geldi. Hızlandıran yıldız gücünü kullanıyor ama Yashin'e galiba ölecek. Yashin'e 5. oldu. Kaç kupası var El Primo bilmiyorum ama şu an 4-2'ye kadar Mike'da ulaştı. Şimşek direkt yok oldu. Şimşek direkt yok oldu. Evet, soldakine sıkıyorlar. 5 yüklü onu indirirse çok daha iyi olur. Patron, güzel oynuyorsun. Gayet iyi. Gördüğünüz gibi çok fazla spin atmadan Stu zaten tehdit oluşturan bir karakter. O direkt kafalama girdi. Ultiyi atacak mı? Aksör anca kullandı. Hayır, atışı boşa değil de normal kullansaydı Kurova alırdı. Kurova solda birinci oldu ve arkadaşımız da gördüğünüz gibi Stu'yu 1000 kupa yapmayı başardı. Çok hızlı oldu. Her şey tek maçta oldu bitti. Eğer bu maçtan sonra klip koyabilirsem koyarım. Koyamazsam da yapacak bir şey yok. 2 dakikada videoyu bitirmiş oluruz. Şimdilik görüşürüz. Evet, selam arkadaşlar. Bu sefer de Blinding arkadaşımız rank 30 Stu'yu yapacak. Şu anda 997 kupaya kadar ulaştı. Haritaya da bakacak olursak, yine haritayı göstereyim. Bolluk ve kıtlık. Bu harita çok güzel bir harita. Oyuncuların doğmuş olduğu yerler burada da gözüküyor zaten. El Primo'lar, Bibi'ler, Shelly'ler falan olunca Rosa'lar ortaya gidiyorlar, yük alıyorlar. Bu arkadaşım da Stu oynadığı için Stu mesela doğduğu yerlere yakın olan yerdeki yükleri alıyor. Sonrasında olabildiğince team olmaya veya adam kesmeye çalışıyor. Çünkü Stu hızlı bir karakter. Hızlı karakteri de iyi kullanmak gerekiyor. Bakalım bu arkadaşımız maçlara girsin. Şöyle bakalım. Maça girmiş mi? Çünkü hemen maç buluyor arkadaşlar. Çok hızlı maç buluyor. 36.000 kupa demiştik. Blinding. Bayağı da klanımız olan bir arkadaşımız. 23v3'ü var. 23v3'ü var. Ve ücretsiz etkinlik ödülü alındı mı? Ben almadım. Ben bir şey yapmadım. 1K tek zaferi var. Hani gördüğünüz gibi 20K 3v3'ü 1K tek zaferi. Bu halde bile 1K stüyü yapabiliyor. Ondan önce Ems, Shelly falan yapmış. Hani 3v3 yapılabilen karakterler 3v3'te yapılabilir. Solo yapılabilen karakterler solo yapılabilir. Hani bu tamamen sizin insifiyetinize kalmış, söyledim. Bakalım arkadaşım maça girsin, onu bekleyelim. Onun dışında ücretsiz etkinlik alındı diyor da. Abi şuraya bak ya. El Rey Primo kostüm 79. Ya bu hakikaten çok güzel kostüm ya. Baya güzel. Baya güzel, pelerinli merelinli. 79 taşım var ama. Serseri Mortis 89 taş. Abi taş lazım ya.
taş hakikaten bu oyunda lazım bir şeyleri almak için. Ama bizde yok. Yapacak bir şey yok. Bekleyelim. Şimdi girmiştir zannedersem. Evet, maça girdi. Hadi bakalım. Arkadaşlar söylüyor kanaldan. Abi maçın ilk başından yakala ki yükleri falan gittiğini görelim. Ben size söyleyeyim. Burada doğdu. Şu alttaki iki yükü aldı. Başka da bir şey yok. Evet. Aha dedik ki of. Altı yüklü Rosa içerideki yükü almış, sonradan diğer tarafa gitti. Niye öyle bir şey yapıyorsun ki? Yani El Primo niye atlar ki Stu'ya? Stu'yu kızdırdı. Colette'le Stu şimdi bütün haritayı alacaklar. Yalnız Stu da bayağı yavaş ya aksiyar basmayınca. Lord oradan çıkabilecek misin? Ultiyi de doldurdu. Of. 3 yük oldu. Peki Emze alabilecek mi? Blinding sola doğru rush yapıyor. Emze orada. Emze dönmesi gerekiyor çünkü. Bir sürü burada odun var gördüğünüz gibi. Odunların olduğu yerden pek saldıramaz. İçerideki Rosa çok güzel team oldu El Primo ile. Ama bir tane bomba, iki bomba, üç bomba. Aferin size. Oyunu bilmiyor musunuz siz? İçeride durursanız ve bir bomba gelirse size içeriden dışarı doğru çıkacaksınız diye. Çünkü bombalar peş peşe takip ediyor. Aa, bilmeyen arkadaşlar için söyleyeyim. Bolluk ve kıtlık haritasında bak bu bomba geliyor ya. Bu roket geldiği zaman hep bir kişiyi takip ediyor. Mesela bak Blinding'e bir tane geldi. İki tane geldi. Sonrasında nereye gitti bomba? Sağ tarafa doğru gitti. Genelde bir tane bomba gelince 4, 5, 6 kez takip edebiliyor. O yüzden dışarı çıkmak en mantıklısı alandan. Eğer alan patlamasaydı bunlara biraz daha iyi olabilecekti. Her neyse. Üçüncü olması gerekiyor Blinding'in ki 1000 kupa yapabilsin. Levi, Mon, YouTube. Güzel, güzel. Çok iyi. Aa, oldu. 1000 kupası oldu ama artık arkadaş bayağı yapmış. Alışmıştır 1000 kupaya. Oo, ulti attı Colette. Colette'i kesecekler ama. Ben olsam Emze oynardım. Çok iyi de hasarın kralını yedin. Bence hayır. Keşke şey yapsaydın. Alacak mısın? Hoppa! Nasıl oynadın? Ya şaka mı bu? Ya ne güzel oynadın. Bravo sana ya. Bravo be. Mükemmel oynadın. Mükemmel. Şimdi ana klandayız arkadaşlar. Ana klanda böyle herkes böyle izlemiyor birini kasınca. Çünkü herkes kastığı için ne yaptı o Emze öyle. Daha doğrusu bu. Blinding daha ne yaptı yani, yanlış da yazdım ama Blinding daha doğrusu ne yaptı. Bravo, çok güzel oynadı. 1000 kaç oldu? 1005 oldu. Vay be. Şu ayının ağaca tırmanması çok güzel. İşte hani bir haber oluyor arkadaşlarımız. Çünkü herkes fokuslanmıyor diğer klanlardaki gibi. Çünkü şu an herkes kasıyor. Menüde olanlar, işte takım arayanlar, savaş arayanlar falan filan diye. Bayağı savaşıyor arkadaşlarımız. Ne demiş Stu? Yo, arkadaş anlayamadı olayı. Her neyse. Yanıma kim geldi? Wiz geldi. Bu kim? Bakalım. Hop. Bilek gücü klanındaymış. Vay canına. Yeni gördüm. Kardeşim sana selam olsun. Güzel profili var. Mr. F. Efso Bros'ta bizim neydi ya? Bilek gücü Discord serveruna Nitro basan arkadaşlarımızdan. Şöyle de göstereyim isterseniz bizim Discord'u. Bizim Discord'umuz burada. Sunucu ayarları. İnsanları davet etten burada bir link var arkadaşlar. Bu linkle katılabilirsiniz. Onun dışında bu link açıklamada da olacak. Hep aynı linki veriyor çünkü. R'li bir feylem. Aha. RBU9XJJ. Ben sürekli buradayım abi. Tekrar selamlar. Ben sürekli buradayım. Herkesle konuşuyorum. Ve şöyle yazıyor. Aa abi benimle konuştun falan filan diye şaşırıyorlar. Ama çoğu arkadaş alıştı. 2400 kişiyiz. Ve konuştuğum zaman... Aa mesela böyle, mesela selam abi yazıyor. Hemen şöyle emoji falan atıyorum. Nasılsın abi falan diyorlar. Konuşuyoruz baya normal gibi. SA diyorlar, AS diyorlar. Böyle konuşuyoruz. Gayet güzel ilişkiler kuruyoruz. Her gün 8'de ahana da buraya giriyoruz abi, yayın odasına. Ama evin orada, yayın odasına gidiyoruz. Yayın odasına girdiğimiz zaman everyone atıyoruz. Herkes katılıyor. 5 kişinin sesini açıp onlarla birlikte konuşuyoruz. Bu güzel bir etkinlik bence. Ben de harici emoji diyorum ya. Böyle tepki ekleme yerine de böyle basıyorum. Arkadaşlar da onlara böyle atıyorlar falan. Güzel zaman geçiriyoruz. Benim çok hoşuma gidiyor. Sema abi video ne zaman? Şu an saat 3. 40 dakika sonra. Ama bu video değil. Bu video başka zaman gelecek. Harita şey, saat şurada gözüküyor. Bugün 2 Haziran 2020. 2021 bakalım bu video ne zaman gelecek. Belki de bugün gelir. Hiç bilemem. Bugün de gelirse, kapak hazır olursa neden olmasın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.